Selamünaleyküm. Değerli ablam, değerli kardeşim. Bak bak bak, babaya bak. Diyor ki ben diyor yedim inciri diyor. Şimdi diyor buradan diyor. Hayat arkadaşıma da diyor incir götüreceğim diyor. Bak evdekini de düşünüyor. Görüyorsunuz değil mi? Değerli ablam, değerli kardeşlerim. Baba evdekini de düşünüyor. Helal olsun vallahi adama ya. Şimdi bunları bir de yıkayıp da götürüyor. Bakın bakın. Evde diyor uğraşmasın diyeyim. Kendi ellerini yıkıyor. Evet, yağmur yağıyor. Biz de çalışıyorduk. Bugün mahvolduk valla. Vallahi yandık. Bakalım sobayı da yaktım. Şimdi hadi gel içeri gel desin. Yağmurlu bir havadayız. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Evet, değişiklik görebiliyor musunuz? Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Görüyorsunuz. Şu hale bakın. Su gibi olduk valla. Islandı. Üstümü dahi değiştirmedim inanın ki. Şu kafama bak. Hep su. Su, su, su. Yağmur bizi ıslattı. Temizlik yapıyorduk bahçelerde. Dere kenarlarındaydık. Gülsüm Hanım sana da kolay gelsin bu arada. Bu aynen bebeklere benzedi artık. Bebekler gibi artık konuşmayı yeni yeni öğreniyor herhalde. Bakacağız bu çocuk ne zaman konuşacak. Ben de sobayı yaktım. Gülsüm Hanım da hoş geldiniz diyor sizlere. Selam veriyor. Bakın onun söyleyemediklerini ben sizlere iletiyorum. Değerli ablam, değerli kardeşlerim. Gülsüm Hanım burada bize ne yapacaksın sen şimdi? He? Gülsüm Hanım çocuk daha haladır konuşmayı öğrenemiyor. Evet. Harfleri hecelemeye başladı. Vallahi bugün babayla gerçekten çok yorulduk. Annesi olsa ya. Vallahi. Bir sefer yağdı. Onu umursamadık. Az yağdı. Savaştı. Şimdi çok yağmaya başladı. Az dur. Durdurayım şurada. Gülsüm Hanım da bize aşağıya yemek getirdi. Vallahi yemeği apar topar yedik. Şimdi neden apar topar yedik? Yağmur yağdı. Yağmur yağış demeden valla yağmur suyuyla beraber karışık yedik yemeğimizi. O da tatlı oldu. Yağmur suyundan dolayı. Bir de Gülsüm Hanım daha güzel yapmıştı. O da tatlıydı. O zaman da tatlıydı da. Yağmur suyuyla karışımı olunca daha farklı tatlı oldu arada. Değil mi Gülsüm Hanım? He? Ben bunu nasıl konuşturabilirim? Bana akıl verin, fikir verin. Değerli ablalar, değerli kardeşlerim. Bu çocuğu nasıl konuşturabiliriz? Bu çocuğa biz bir şey yapmadık, bir şey etmedik. Bizim günahımız ne acaba? Ay. Bakalım Gülsüm Hanım burada ne yapacak? Evet, farklılığı gördünüz mü değerli ablalarım? Gülsüm Hanım ben üzerimi değiştirmeye gidiyorum. Bu ne Gülsüm Hanım? He? Ne dersin? Evet mi, hayır mı? Ben gideyim ya. Gülsüm Hanım ben şu üzerimi değiştirip geliyorum. Üstüm hep ıslak, tamam. Tamam. Tamam mı? Evet. Buna ne diyorlar kuşana? Ne o? He? Ne o? Kandırma, kandırma. Hadi gelin kandırma. Kırsımı ileri geri döndürme. Vay be. Evet, sobamızı mutfağa kurduk. Çünkü balkon havası değil. Köyde havalar akşam ya da soğuk olduğu için balkon aldık. Mutfağa aldık sobamızı. Görüyorsunuz.
Baba da bu oturağı bize verdi. Gel oğlum. Koltuk almıştı. Bu oturağı da bize vermişti. Kendisi köşe almıştı mutfağına. Dedi sizin dedi balkona dedi bunu dedi koyarız dedi. Birini de kendi balkonuna koydu. Birini de buna verdi. Allah razı olsun. Gelmiş bak hem benden önce kendisi oturdu vallahi. Ben daha hiç oturmadım buraya. Vallahi hiç oturmadım. Vallahi senin bir yıldır gibi yaptın ya. Oturasıydı elinden mi aldın ben? Vallahi oturmadım. Gülsüm de burada gülmekten... Bu çocuğu alıştıracağız konuşmaya. Ne dersin ablalarım? Allah'ım yarabbim. Benim baba diyor ki videodan sonra. Ya diyor üstüm başım dağınık diye beni de bu şekilde çekme demek istedim ben sana diye. Dedim olsun sıkıntı yok dedim ya. Görürsün her taraf tepeler sis vallahi. Şu anda yağmur çok ince yağıyor. Ama bizi mahvetti. Hep ıslandık tarlada. Bahçede yani. Görüyorsunuz. O kökü oynatamadım yerinden daha. Aslında gırgır burada. Gırgırla onu çeksem iyi aslında da. Görüyorsunuz. Ekmek yanıyor Gülsüm Hanım. Konuşmayacağım mısın? İlle diye konuşmayacağım diyor. Konuşmayacağım, konuşmayacağım diyor. Yalan çemcik de yok ki versek ağzına. Evet, incir reçelimiz burada. Sofraların kralı. Gülsüm Hanım ellerine sağlık. Güzel, güzel olmuş ama incir reçeli var ya. Gidikçe insanın yiyesi geliyor. Sofrada kedicik de var. Bakın, bakın, bakın. Bakın, bakın. Kediye bakın. Nasıl Gülsüm Hanım? Yakabiliyor mu kendine? Ne oldu Gülsüm Hanım? Ne o? Durdum, durdum. Videoyu durdum. Durdum videoyu. Sen dolacaksın. Hı? Video durdu, durdu. Konuş da konuş. Hadi. Neyse ben şu odaya gidip bir geleyim. Video durdurdum bir saniye. Kapıyı açıyor musun? Bir de durup böyle. Bak daha hala dilsizlik yapıyor ya. Demliğe gücü de etmiyor bunu. Bizlere afiyet olsun. Gülsüm Hanım'ı konuşturamadım. Döşek var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Döşek. Döşek. Var mı? Senin var mı? Bize afiyet olsun. Biz çayımızı, çorbamızı içiyoruz. Sisler bir yandan gidiyor, bir yandan çöküyor. Görüyorsunuz. Kaç mevsim yaşadığımız belli değil buralarda. Karadeniz bölgesi hep böyle. Baba da gidiyor. Artık akşam saati diyor. Gitmem lazım eve diyor. Bunlar annem mi önerir? Niye yemin ettirmişsin Allah Allah? Yok. Sen böyle her şeyi yemin ettiriyorsun ya. Açıkmış ya. Ya nasıl düşünürsen Tonga ya? en sonunda başardım. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim.
Ay. Küstürdüm. Ay. Ay ay ay. Konuşturana kadar iki gündür konuşturana kadar canım çattı be. Küstürürsem konuşmam işte. Ya ne küstüreceğim? Küstürürsem ben seni ya. Allah Allah. Ey Allah'ım ya Rabbim. Vallahi Gülsüm Hanım'ı konuşturana kadar 9 büklüm oldum. Kadınlar sustuğu zaman dünya susuyor, görüyorsunuz değil mi? Ya. Ya Gülsüm Hanım. En sonunda ama başardım değil mi? He? Tonguya düştüm. Yoksa babam, anamın incir gönderdiğim incirler. Evet, anneye incir gönderiyor şimdi. Ona da afiyet şeker olsun. Afiyetçe yesin. İncir reçelinden de verdim zaten. Verdin mi? İyi, aferin sana. O bizden o bizden ayrı bir şey yemiyor. Biz de ondan ayrı yemememiz lazım. Çünkü biz ne yaparsak o da onu yesin. O bize yaptıklarından gönderiyor. Allah razı olsun. Et pişirse et pişiriyor. Balık pişirse balık pişiriyor. Vallahi. Haşa da yer. Hiç ayrı yemiyor. Anacığım öyle bir şey vallahi. İşte ana yüreği. Bu ben buraya taşındığımdan itibaren anam olsun, babam olsun. Aynı bahçeyime koşturdular. Allah razı olsun. Bugün geldik babayla dünyanın işini yaptık vallahi. Yani. Allah razı olsun. Kurbağa çalıştım ya mı uğraşıyorum seninle? Çalışmıyorum. Niye baksana? Bujiden. Buji kablosundan. Evet, babayla merkeze kadar ben de gideyim şimdi. Gülsün Hanım, onu ne yapacaksın? He? Yuvarlayayım işte. Davul mu yaptı, ne yaptın? Bir taraf dom dom ediyor onu. Allah Allah. Gerçekten davul sesine verin. Def. Söyle bakayım. Def. Def mi? Hı-hı. Bir çalsana, bir def çal da dinleyelim de. Teyzemin bir şarkısı vardı. Neydi acaba? Neydi? Yürü Selim Hanım yürü, önünde yayla yakın. Eskiden şey yoktu ya, teyip meyip. Tepsi vardı. Tepsi vardı, def vardı. Düğünlerde saça vardı. Hadi bakalım, getir bakalım, getirebileceğim bana Gülsüm Hanım. Niye bu kapıyı örtmedin sen? Senin sorsun diye. Evet, sanki örtmedin de ben yapamadım mı? Evet. Onu da şimdi yapacağını. Bak, altında defi görüyor musun? Ana! Bunu sen mi yapıştın oraya? Evet. Aa, helal olsun valla, takdir ettim bu seni. Üstü sana ait, altı. Bunu ben yaptım. Evet, şimdi Gülsüm Hanım, bunu buraya getirdin. Sen bunu buraya çiçek mi dikeceksin? Yok. He? Yemek yemek için masaya. Üzerine çiçek de koyabilirim. İçerisine çiçek dikemez mi sana? Evin içinde çiçek dikler böyle. Evet. Tamam işte. Yani çünkü onu oymuşum. Onu da şimdi yemek için bir şey olmaz mı? Ancak onun içine sen ne yapabilirsin? Çiçek dikebilirsin. Valla buraya koydum bunu, sonra da düşünebiliriz. Sonradan düşünebiliriz. Neye benzeyecek bakalım. Neye benzeyecek bakalım hakikaten. Doğru söylüyorsun. Onu, bak onu, o konuda seni takdir ettim bak. Ben her zaman takdir edeceğim. Evet, ama aynı. Ama işte. Evet, değerli ablalar, değerli kardeşim. Bu neye yarar? Neye bu evin içinde. Değeri bence çok büyük bunun. Gerçekten bak. Altına. Hadi bakalım, beğenecek misiniz bizim bu saksımızı? Altı buralar çürüyünce, kutlanınca aşağısı şey kontabilak çakıldı. Evet. Evin içi gibi olmasın. Aynen. O şey yapamadı da bizim ömrümüz yeter mi bakalım. Aynen. Evet, Gülsüm Hanım elini böğrüne koydu. Bakalım. Nerede dumanları seyretmek. Evet, güzel. Bakalım bu kökten ne olacak? Bundan ne diyecek? Tahminlerinizi bekliyoruz. Biliyorsunuz manzarayı, mevsimlik, kaç mevsim yaşadığımız belli değil bu memlekette. Bakın. Sonbaharın bak, güzelliği. Vidanın başına bakın. Bir de sonuna doğru mu bakın. Görüyorsunuz değil mi manzarayı? Akşam sefası. Sanki bulutlar aşağı inmiş gibi ya. Vallahi. Ama bulut değil, sis. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Görüyorsunuz. Ayrı ayrı güzellikler var. Vallahi. Ne güzel değil mi? Hmm.
şu yanan şeyin rengarenk desenli. Buradan ışık görünen şeyler mi? Ne, hangi ışıklar bastın? Nadim diye. Ablanın ışığı mı görünüyor daha? Şu aşağıdaki ışık. Daha şu arada Hamit'ten. Aynen. Allah Allah, gelene ilk defa gördüm. Burada yapraklar. Yapraklardan gözükmez. Ama yapraklar döküldü mü bahçedeki insanları göreceksin sen burada. Kısım Hanım. Ne olabilir acaba bu? Üstünü de sen kapatıyorsun Cahil Bey. Evet. Bunu böyle koyalım. Anladın mı sen? Şimdi. Işık mı yetersiz geliyor, karanlık düşüyor? Ha, ışık yetersiz olabilir. Dur, bunu hemen hallederim, çözerim. O şeyi beri tarafa çevirmen lazım. Burayı mı? Evet. Bunu hallederiz canım. Bunu ben amcaoğlundan istemiştim. Amcaoğlu da beni almınca salmış. Dedim, sakın dedim bunu dedim, yakayım bakayım demedim. Bu akşam dedim tutmuş, almayedim, fırına atmış. Ben fırına da girmeyince burayı kırmış. Çıldırdı. Dedim ben bu oğlu sen ne yaptın? Ben sana bunu asıl işaretmez demedim mi dedim bu oğlu. Ondan sonra ya işte bu oğlu ben seni almayacaktı, etmeyecekti falan sandım. Ya arkadaş ben alacağım diyorsan alırım. Ondan sonra baktım fırın yanmamış. Fırının içinden çıkardım vallahi bunları. Vallahi fırının içinden çıkardım. Fırına sığmamış, burayı kırmış. Dedim ya bu kırılır mı ya? Bana çok önemli, benim için. Şimdi Gülsüman, bunu böyle yapacağız ama bunu nasıl yapacağız? Böyle bir sistem uygulamak lazım ki. Ha? Cam çivileri var mıydı? Cam çivileri olsa ne olacak? Yok. Cam çivilerinin olması gerekli değil. Bunu ayarlamamız lazım. Buna ben aslında sistem buldum da. Şu anda dur bakayım. Tabii ki ya. Hiç dur. Kısımım. Şimdi aklıma geldi. Ne geldi? Aklıma geldi. Kaç tane tilki dolaşıyor? Aklıma geldi. Bizim gelin de ne yapsın? Çamaşırları yıkıyor. Allah razı olsun bunlara. Vallahi böyle büyüyor. Kısır bunu ben dert. Kul bu alınca Hızır yetişirmiş derler ya Hızır aleyhisselam. Aynen öyle oldu. Soğuklarda ne yapardım? Allah razı olsun Sevda abla. Senin gibi insanların sayısı çoğalsın. Kimse sırrını da bırakmasın Rabbim. Akşam ezanı okunmadı ama her taraf karardı yağmurdan dolayı. Gece manzara, akşam manzarası ya. Malzemem olmadığından dolayı bunu geçici olarak da bu akşam bunun üzerinde ne konuşalım sana? Bir şey ye, bir meyve ye. Ben çaysız durmam. Çaycı şey yapmış, iflas etmiş. Ben bunun üstünde bu gece çay içeceğim Gülsanım. Çaycılar yok, gitmiş. Bakalım beğenecek misiniz? Ama malzemem olmadığından dolayı, elimde takım olmadığından dolayı bunu birbirine birleştiremedim. Ben hatta bunu yaptım aslında da ama uyduramadım. Yanlardan delik deleceğim. Ağaç çivi yapacağım. Birbirine birleştireceğim bunu. Ağaç çivi yapayım da. İki tarafı da delmem lazım. Araya bir çivi koyacağım. Ağaçtan. Bunu da geçireceğiz. Aynı masa gibi olacak. Biz bunu masa yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Geçici olarak. Geçici olarak bunu bu şekilde buraya çiviliyorum. Değerli ablalarım, bakalım beğenecek misiniz? Ama inşallah bir dahaki ne de videoda daha güzel görürsünüz. Önemli olan mücadele etmek, bir şeylere üretmeye çalışmak. Evet. Ben de çay suyu koyayım. Şaka bir tarafa da bundan sonra ben de çay kaynasın. Sıcak demir, sıcak su. Tak, ses gider mi? Ya abladan bir şey demez öyle. Dost değil, ustanın çalışmasını görüyorlar. Ben de. Vallahi sıcak su. Su, 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 su.
İçeri git, dışarı git derken sonra bir söndürdük. Odunlar da kuru ya. Bir işte pancar oldu bugün. Süzme pancar yapmıştım. Ondan sonra aşağı bahçeye götürmüştüm biraz kavurup. Burada bir dahakine ama çok güzel olmuştu ha. Gerçekten. Çok lezzetli. Ellerine sağlık. Harika olmuştu. Evet. Çoktan beri yemedik ya, bundan tatlı geldi herhalde. Biz pancar yapmadık çok bilgi. Bu fırıncıya ne cezası verelim? Kestiği için mi? Bunu kırdığı için. Bu sağlamdı. Fırın atmak için burayı kırmış. Sen almayacak zannetmiştin. Sen de hemen alsaydın keşke. Ya da ayırsaydın, başka bir yere koysaydın. İşte hata bende de var. Ama fırıncıya ceza vermemiz lazım. Değerli abla, değerli kardeşlerim. O ne dedim? Bak bu masayı yapacağım dedim. Videomları izle dedim. Sana ne cezası geleceğini dedim bu. Bakalım izleyecek mi? Ne? Oyun mu geldi bu sana? Yok. Sen istedin hocam, ben istedim ya. Ağırlık bindi. Akşam değil. Bir de yağmur yedik bugün bahçede. Oo müthiş. Müthiş yağmur yedik. Bunun üstüne diyorum arkadaşlar, seffaf masa nişambaları var. Ondan diyorum, hani sadesi olan var ya, üstünü silmesi de kolay oluyor diyorum. Ben göre... dedim ki, sözün balla gizim, kendi haline kalsın diyorum. Hayır canım, bunun üstünde ekmek yiyeceksin, yemek yiyeceksin, silmesi var, ıslatış yapması var. Öbür türlü ama siliyorsun. Yeterli, çabucan diyorsun ya. Olsun. Bu, bak şey. Bu bir şey olmaz, bu boşa gerekiyor sana. Bak güzel, bunu ne kadar yaparsan yap, aynısı olur, anladın mı? Kendi çevirelim mi? Şimdi çevireceğiz. Ben yardım edeyim, dur. İşte bak, ben dediğim gibi olmuş olsa daha sağlam olacak bu. Anladın mı? Ama ben de diyorum ki şimdi, ben de diyorum buralardan diyorum gidala, hani bu kayma tehlikesi olmaz, şey yapmaz. Bu kaymaz hemen, bu kaymaz. Burası olmadı. Yöntemimizi nereye alacağız? Şöyle yapalım. Yemeğe genelde buraya oturursun. Burada da yiyin. Aynen. Bak nasıl oynuyor biliyor musun? Biliyor. Hem işte dediğim gibi sefak böyle nişamba, bunları da yuvarlak yine kesersin şöyle. Ay. Silmesi üstüne. Nasıl masamız değerli ablalarım? Doğaldı yine. Kendi haline. Böyle bir. Buraya ileride masa alırız. Bunu bahçeye koyarız. Bahçede üstüne bir çiçek koyarız. Yani. Ya bahçede çay da içiyorsun ya. Diyorum ya, bahçede çiçek koyarsın, şey yaparsın. Yap da. Ama işte şu kırın masa çok iyi olacaktı. Olsun ya. Çok yap. Güzeldi ya. Vallahi. Bunu şimdi ben de üzerine silmeyi düşünüyorum da. Makineni. Bakalım. Hep bir anda olmuyor ya. Gerçekten. Bugün zaten akşam kadar bahçede çalıştık, yorulduk. Ondan sonra şimdi bir de eve geldik, bir de evde de bu işlerle uğraşıyoruz. Yine yoruluyoruz. Yorgunluk üstüne yorgunluk. Her şey
Daha güzel olacak. O zaman yorgunluğumuzu atacağız. Değil mi Gülsen Hanım? Çamaşır suyu yaktım. Şimdi demledim. Sıcak suyla sabunla güzel sileyim. Bak pisliğine bak arkadaş. Hadi yok böyle kalsın diyor ama bu sürekli böyle şey olur. Ben ağaç dilem olur. Üstünden nişan olduğu zaman silmesi de rahat olur. Ama güzel oldu yani. Ellerine sağ ol. Her şeyi değerlendirmek gerek. Eğer şimdi mutfakta masam yok, şunun yok, bunun yok diye üzülmeye gerek yok. Sen ne yaptın hep rengini değiştirmişsin? İki kere falan duruladım. Çamaşır suyuna sildim elini çoklar kırılsın dedim. Kimin eli derdi? Ne oldu ne derdi belli değil. Bu ne burada Gülsan'ın? Bu karabacak. Mantar aslında da karabacak diyoruz. Ağaç köklerinde çıkıyor. Ama et gibidir bu şimdi. Aynen. Taze fasulyeyi annem yapmıştı. Getirdi şimdi. Ben de hemen onu kavurdum soğanla. Tereyağıyla. Isınsın dedim. Hamur da yoğurdum. Sabah ekmek yaparız. Hani? Hamur bu mu? He. Önceden hamur yürüme teknoloji oldu gelince. Evet. Her şey zamanlı oluyor. Altına da sını koydum. Taş yaptı falan diye. Şey yapmasın. Elmiye kalmışım. Oluk suyla yoğurdum sabah pişirin. Burada da soğan, soğanlı yine lahana bulgulaması. Nasıl diyeceğim şimdi? Pancar bulgulaması. Pancar bulgulaması işte. Bulaşıklarım da tezgahın içinde duruyor. Dedim hepsini bir yıkarım. Düğümde sıcak suyum var. Böyle arkadaşlar. Şimdi soğuk hazırlayayım da. Şekeri ortaya koydum. Aha. Senin kullanayım mı? Kedicik. Evet. Anamın kedisi. Bakalım masamızı beğenecekler mi? Evet. Yapılan şeyin kötüsü olur mu? Her şey güzel oluyor. Bizim peçetelerimiz vardı. Orta ya. Şimdi yine dursun şurada da. On numara masa işte ya. Vallahi. Vallahi. Bağlam ablalarımız beğenecek mi? Ben beğendim. Herkes beğendi umarım. Ben şimdi hoşuma gitti de öyle aldım geldim buna. Tam merkezden elimle getirdim valla. İki parça oldu bir de. Tek parça olsa rahat getirecektim. İki parça olunca zorlandım. Elimde poşetim de vardı. Bunu bilenler var mı acaba? Vardı değil mi Karadeniz'e? Tabii ki. Merhabaca. Onlar bazı yerde ismi farklı. Bu yeşil dene fasulyeyle, normalde bahçeliyle de yapıyorlar. Sade de yapıyorlar. Dolaba da koyabiliyoruz. İstediğimiz şeyde. Ondan sonra işte böyle. Bu bulaşıkları bekliyor şimdi. İş biter mi? Biter. Sana bir şey dayanmaz.
Bunu söndüreyim. Gelin. Tüpün altından kapatıyorum. Yoksa hava kaçırır diye. İşim bitince. Geldiğimizde neydi? Geldiğimizde neydi arkadaşlar? Evet, Hüsnü ben ellerimi yıkayıp geliyorum. İyi hadi gel. Geldiğimizde neydi? Şimdi ne? İşte nereden nereye? Bu bir önceki videomda sessiz konuşmamış yaptım. Ben hep diyorum ya, kadının yaptığını kadına kimse yapmıyor diye. Nedense hani Nasrettin Hoca'nın bir lafı vardı eskiden, hani ye kürküm ye misali. Ye kürküm ye, hani yere gidiyor, şey görmüyor, itibar görmüyor. Kürkünü giyip geliyor, işte hocam şuraya gel, buraya gel. Şimdi buradan nereye geleceğim arkadaşlar? Hani bir tane, birkaç tane şey yaptım, yorumlara takıldım. Bir tanesi diyor, beceriksiz diyor. Ya güzel kardeşim, güzel bacım. Bu zamana kadar ben hiç yorumları hale almıyorum. Böyle bazen şey yapıyorum da dikkate almak istemiyorum. Hani hepimiz insanız diyorum, hata yapar diyorum. Ben o kardeşime beceriksiz veyahut da kadın dediğim biraz şey olur. Oturak olur. Derli toplu düzenli olur. Ben Yeşilçam oyuncusu değilim. Ya sizlerden biriyim. Ruh halim neyse, sevincimi, üzüntümü, o günkü mesela örnek veriyorum. Şu çayı alayım. Şuraya koyayım. Ha işte bak, sofranın yanma derdi yok, bir şeysi yok. Çaydanlık, kaynar şeyi koyabilirsin üstüne. Ondan sonra şu kapağı ağzını kapatırken tıngırıyor değil mi? Ev olan yerde de yeri geliyor, kavgalarımız oluyor, tartışmalarımız oluyor. Ama bunu biz size yansıtmamaya çalışıyoruz. Hani çünkü sizin de her evde olan şeyler bizim evlerimizde de oluyor genelde. Ruh halimiz neyse, bazen ben de ilk zamanlar yorgunluktan ayna yoktu, bir şey yoktu. Tişörtümün arkasını önüne giyiyordum, işte saçım açık, arkalar açık mesela. Eşim de sağ olsun hiç, o da dikkat etmiyordu. Bazen işte diyorum ya, nereden nereye geliyorsun? Şükür bak şimdi evimin ateşim yanıyor, sopam yanıyor. İşte yerlerde iyi kötü kilimimi, dolabımı, hani ben iki yere ateş yaktım. Hatta birkaç yere ateş yaktım. Hep mücadeleyle. Beceriksiz olsam yerimde otururdum. Beceriksiz olsam az çok şimdi emekli maaşımı almaya başladım. İş yerlerinde çalışamazdım. Hani burada kameranın önüne geçtiğim zaman bana bir panik oluyorum arkadaşlar. Ben bunu her zaman söylüyorum, dile de getiriyorum. Heyecan yapıyorum, panik oluyorum. İllaki kusurlarımız oluyor, hatalarımız oluyor. Ben zaten bir şeyleri yaparken ilk defa yaptığım işte şu şöyle oldu, hatası buydu. Ben hatamın anda... Hatası olmaz ki. Hatamın anda bir hoşnutum yani. Hatamı biliyorum. Sonra ondan bir ders almaya çıkarıyorum. Diyorum ki mesela bunu bir dahaki daha güzel olur. Beşikten mezara kadar öğrenmeye meyilliyiz. Her şeyi öğreniyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Mesela işte eşimle de bazen şey yapıyorum. Diyorum ki kusura bakma. Yani sen beni üzmeye hakkın yok. Ben seni üzmeye hakkım yok. Kimse bu hayatta bir sefer geliyoruz. İkinci şansımız yok ki. Yok. Kimse kimseyi üzmeye hakkı yok arkadaşlar. Hani beni beğenirsen izlersin.
canın sağ olsun. Beğenmezsin, izlemez. Yok, işte konu, bak, ben hep susmayı tercih ediyorum. İlk başlarda beni ayrımcılıkla suçladınız. Siz, ya olaya girme. Bir dakika. Şimdi. Olaya girme ya. Bir dakika. Sinsi yılan oldum, mikser oldum. Ondan sonra konuşmayı bilmeyen oldum. Ama ben susuyorum. Sustum mu? Niye böyle insanları böyle üzüyorsunuz, kırıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Gerçekten ne yaptım? Soruyorum size. Kimsenin tavuğuna kış demedi. Ama beni tanımıyorsunuz ki arkadaşlar. O tanıyan biridir. Belki hesapla gelir. Yok. Kimseyi suçlamak istemiyorum. İyi de kendine, kötü de kendine. Ben olduğum gibiyim diyorum arkadaşlar. Gerçekten. Hoşan giderse izlersin. Hoşan gitmezse izlemezsin kardeşim. Yani. Ne yapalım? İşte kadın düşünür. Kadın şöyle yapar, kadın bunu yapar. Ya kadın olmak her şeyi bilmek ya, demek değil ki. Belki de senin geri giden gelebilecek. Yani nasıl kadınsın, yani önce, nasıl şey... Yani tamam, senin geri giden gelmedi belki. Kadınıma laf edilecek kadar. Ben çoluk çocuk büyütmüşüm. Ondan sonra evlendirmişim. Torun torba sahibi olmuşum. Bu saatten sonra da kimse... ne bileyim. Niye biz bu hale geldik ki? Valla şimdi... Gülsüm Hanım tutum konusunda benden çok iyidir. Mesela şu 5 lirası ben 10 liraya gidiyorum. Gülsüm Hanım dedi ki 7,5'dan alındır mesela. Tutum konusunda benden üstündür. Bu konuda elimde su dökemem. Gerçekten bak. Ha ben elim açık. Gerçekten bak. Ama Gülsüm Hanım gerçekten tutumlu yani. Çünkü videolarda tamam, açığımız olabilir, benim de hatam olabilir, senin de hatan olabilir, bunun da hatası olabilir. Bunu kırmadan, bak, kırmadan bir güzelce tanesi, yazarsan, bir tane izleyicim, hepsi, hepiniz çok özelsiniz ama arada böyle çıkıyor insanın kalbini kırar. Ya şimdi Gülsüm Hanım, şöyle bir şey, bak. Bir tane izleyicim şöyle yazmış, Gülsüm Hanım şunu incirim tam olgunlaşmadan, ağzı açılmadan yapsam, eyvallah. Allah razı olsun dedim. Sen benim beceriksizliğimle, kadın olmamla yahut da beni aşağılamanla, benim onurumu, gururumu kırmakla eline ne geçiyor ki? O kendini şey yapıyor diye. Yok. İspatlıyor. Şimdi ben ahmına ne vardı az önce bir şey diyecektim. Ama unutturdum ha Gülsüm ya. Ne diyecektin az önce? Sen düşün, ben düşün aklına geleyim. Bazen eşim konuşurken ben araya giriyorum, heyecan yapıyorum. Bazen ben konuşurken eşim araya giriyor, heyecan yapıyor. Ya ortam, şimdi biz aslında emeklilik hayallerimizi yaşamak için, bazı şimdi gençlere örnek olmak için. Ben hiç eşimle kavga etmiyorum, eşim dört dörtlük desem sizi yalan konuşuyor. Yalan olur. Yalan olur. Herkes öyle. Çünkü gençlere kötü örnek olmuş oluruz. Niçin? Der ki ha dört dörtlük görünüyorlar, işte bizim evliliğimizde bu yok, şu yok. Hayır, öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz. O beni tamamlamaya çalışıyor, ben onu tamamlıyorum. Ben, bizde önceden şöyleydi, işte anne babalarımızdan gördük, mücadeleyi, kaderin, yani yaşlığın değişsek kaderim değişmezdi. İşte ben hep diyorum ya, ben büyük bir geniş bir ailede yetiştim. Onlardan aldığım terbiye, örf, adet, neyse. Yani mücadele etmeye çalıştım. Beni de ben ağlarken benimle bile alay edildi arkadaşlar. Evet tamam, girme. Girmiyorum da. Girmiyorum ya. Ben her şeyi yutmaya çalışırken niye ben insanlar kırmaya çalışıyor? Ben insanlara iyi olmaya çalışırken niçin ben insanlar kırmaya çalışıyor? Eşim diyor ki takma kafana diyor da bazen takıyorsun işte arkadaşlar. Neyse ya. Bize değer veren arkadaşlarımız, hepimizden Allah razı olsun. Bizi seven arkadaşlarımız, sevmeyen arkadaşlarımız Allah razı olsun.
bazen sözün bittiği yer oluyor. Gerçekten. Kelimeler bitiyor. Söz bitiyor. Benim hayattaki en çok şu şöyle olsun hani pişmanlığım yok. Sadece bir şeyde pişmanım. O da benim oğlumdan ayrı kaldım. Oğlumdan ayrı kaldım. O ayrı kaldığım dönemler yatağa yattığımda yastığım ıslanırdı gözyaşlarımdan. Çocuk ben hiçbir evladını anneyi, babayı evladından ayrı bırakmasın. Güzel dostlar, güzel arkadaşlar. Hepinizden İşte böyle ki hepimizin hayat hikayeleri farklı. Yaşam biçimleri farklı, düşünceleri farklı. İnsanları ben olduğu gibi sevmeye çalışıyorum. Olduğu gibi kabul etmeye çalışıyorum. Kimseyi değiştirme gibi lüksümüz, şansımız yok. Önce kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Kimse kimseyi değiştiremez de ben daha iyi nasıl yapabilirim, daha iyi nasıl olabilir? Bunların çabası içindeyim. İşimle, aşımla haşır neşir olmak istiyorum. Kusurlarımız da oluyor tabii ki bu arada. Ne diyeyim ki? Sen niye sustun? Ben niye susmayayım ki? Niye? Kete ağzını açmış, bana bakıyor. Acıktın değil mi? Nasıl? Ha, ağzını açmış, bana bakıyor. Çay da bana bize bakıyor. Kıymetli dostlar, sizden hepinizi çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ama ne olur birbirimizi üzmeden, kırmadan, bu hayata birbirimize sarılarak, kinetlenerek, birbirimize açığını değil de nasıl severek, nasıl bir arada daha iyi, güzel yaşayabiliriz, daha iyi günler görmek dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Hoşça kalın, bir de ablanın bir arkadaşı. Öpüyoruz.